Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz'in New Horizons'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz ve şu an... Geçelim ve yeni evimize bakalım. Tersu bina. Binamıza. Henüz çatısından ile ne yapacağıma karar vermedim. Çatısı şimdilik o yüzden böyle. İçerisi böyle. Ve benim yemek yemem lazım. Ve şimdi buhar üretimimizi buraya koymayı, üste mi koysam buraya mı koysam, ya da bu üretimi üste koyup depolamayı alta koyabilirim. Ya da depolamayı üste koyup, yok ya. Depolamayı alta koyabilirim. Şimdi bu görev değildi. Multiblock goals. Evet. 3 genişlik. Şimdi şu ortası. Dur, üretimi de buraya koyabilirim. Voilà. Şimdi. Bunu yapmadan önce benim önemli bir sıkıntım daha var. Benim çarkolum çok az. Çarkolum iyi olmaz derecede azaldı. O yüzden şimdi şunu buraya koydum önden. Ve benim bir şey yapmam lazım. Evet, buraya bir kapı da açtım. Şimdi seni nereye koydum ben? Buraya koydum. Devam edelim. Başka ne lazım? Bolca odun. Ve biraz dirt. Ve bunları dizmeye başlayalım. Bunun ardından buhar makinelerimizi yerleştirmeye başlayacağız. İlk önce bir forjamer'ı buharı üreteceğim yere bir koyacağım. Çünkü plate'lere çok fazla ihtiyacım var ve forjamer plate'leri üretmem için çok güzel bir yöntem şu an. Ve bunları da biraz elle yerleştiriyorum tabii. Evet, bu Great Tech usulü çarkol üretimi aslında. Normalde Great Tech ile çarkolu çok daha geç seviyede üretiyoruz. Coke Oven'lar neticede Great Tech'in bir parçası değil. Yani Great Tech 5'in diyelim. Great Tech 6'da işler biraz değişiyor. Great Tech 6 serime de devam etmeme sebebimi biliyorsunuz, öğrenmeye zaman ayıramıyorum. Çünkü Great Tech 6 aslında her şeyin baştan aşağı değiştiği bir mod. O yüzden onu sıfırdan öğrenmem gerekiyordu ve bunu öğrenmeye de zamanım yok. Evet, şimdi bunlar koyula dursun. Evet, gördüğünüz gibi ilk binamız buraya kuruldu. O tamamen benim fabrika binam olacak, daha doğrusu başlangıç fabrikası binası. Sonradan muhtemelen ya sıvı depolama binası olur ya da nasıl sonrasında ne olur bilmiyorum. Belki buharla çalışan bir şey, muhtemelen buharla çalışan bir şeylerim olduğu takdirde orası buhar binası olarak kalmaya devam edecek. Ancak işin sonunda benim yani buharla işim kalmayacağı için orayı başka bir amaca çevireceğiz. Nasıl düşünüyorum da bina tasarımı olarak içime sindi mi sinmedi mi bilmiyorum.
Biraz fazla boş. Aslında brickler çok mantıklı bir seçenek değildi sanki. Ama bu binada tahta kullanamazdım dersi. Kullanabilirdim de. Kendim kullanmak istemedim. Odunculukla alakalı bir bina yaparsam o kesinlikle tahtadan olacak zaten ki odunculukla alakalı bir bina yapmam lazım aslında. Ya da dur gerek var mı? Ya bir çiftlik binası yapacağım. Şimdi siz yerleşin. Aslında pek çok şey kendine özel bir binada olacak bu seride. Saniye. Şunun açıklamasını bir tekrar bakayım. Evet. Şimdi bir de sen kaç blok yüksekliğindesin? Maksimum blok sayısını açmamışızdır umarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, açmışız. Bir aşmışız. Neyse onları temizleriz artık. Ve ben... Şimdi bu dörtleri de bir yerleştirelim hızlıca. Şu an wand'ım olsaydı güzel olabilirdi ancak wand'ım için steam makinelerimi tekrar yapmam lazım. Keşke onu gitmeden önce yapsaymışım. Çünkü aslında şey taşınmadan önce yapmamamın sebebi recipe'sine bakmayı unutmam. Ha, dur. Bu katı yerleştirmeme gerek yok. Çünkü bu katı sileceğiz. Senle kırmaya kalkışırsam ne olacak? Güzel. Biraz fazla kırıyorsun ama olsun. Sen geleceksin. Sonrasında bu sanki daha hızlı olacak gibi. Burayı normal temizlemeye başlayalım. Tabii ki de gece oluyor. Yok olmuyormuş lan. Şey. Benim evimin altına denk geldiğim için karanlık oluyormuş. Evet. Ranch. Gel bakalım. Ve kılığını da yerleştirelim. Of. Bunlar tabii bu şu an elimizdeki en verimli çarkol üretim yöntemi. Ve bunun sonucunda bayağı bir çarkol üretiliyor. O yüzden süreç biraz uzun ancak kesinlikle uzunluğuna değen bir süreç. Ve şu üstü de kapatalım. Biraz daha dört almam gerekebilir sanki ya da dur gerekmez. Muhtemelen. Göreceğiz. Ya yetecek ya da gıdım eksik kalacak. Bir de Flint and Steel gerekebilir ya da Fire Starter.
Firestarter var mıydı bu? Tam yok. Ne dur, kendi kendine başladı, tam. Evet. Burası bu şekilde. Bu bir çalışmaya devam edecek o süre içerisinde. Şöyle de bir merdiven koyalım. Şu söndüğünde çalışması bitmiş demek olacak. Ve biz de çarkollarımıza sahip olacağız. Çarkollarımızı baltayla kesiyoruz, çıkartıyoruz oradan. Evet, şimdi onu oraya koyduk. Ayrıyetten. Şimdi benim boilerim. High pressure boiler. Bunu tabii ki de biraz değiştireceğim aslında. Dur, şimdiden mi değiştirsem? Düşünüyorum da. Bronze frame box. Seni yapmam için 8 tane bronze rod. 12 tane bronze rod. 8 de bronzing. Hadi. Bronze place plate'in bir tane var. 12. Tamamdır. Bunu şu an direkt kullanmayacağım ancak hemen ardından kullanmaya başlayacağım. Şimdi file yerinde değil galiba. Evet, burada. Şimdi bronze frame box. Teşekkürler. Ardından dur. Evet. Bronze firebox. Ve senin için 4 tane iron plate, bir tane cauldron, bir tane iron furnace, 2 tane de brick. Oops. İki tane brick, iron furnace. Burada ne var? Oops, ters. Sonrasında pig iron plate de oluyor aslında da. Evet, rough iron plate, pardon. Üstte neydi? Cauldron. Ve cauldron. Voila! Güzel. Iron plate de verdi bize biraz. Ve yemek her daim hoşça karşılanan bir şeydir. Ki zaten bayağı azalmış da yemeğim. Şimdi bir de bize bolca pipe gerekecek. Benim wooden pipe'larım vardı bir yerde. Burada. Burada bu bronze plate pipe'lar var. Şimdi öncelikli olarak ben bir kompresörümü alayım. Aslında macerator da gerekecek. Kompresörüm için 4 chamber kompresör de gerekir. Neyse, şimdi kalsın. Bunlar öncelikli olarak biraz gerekecek. Bunlarla işimiz bittikten sonra hızlıca yerlerine yenisini koyacağız. Aslında bunları şimdi yerlerine zaten koyacağız da.
Sen gel. Split pipe. Wrench. Nasıl olur? Üste koymayayım çünkü ondan çıktı alamayacağım. O zaman ve high pressure coal boiler. Ve senin arkandan wrench, gel bakalım. Tabii ki de bunlar buraya girdi. Evet. Yerleş bakalım. Ve siz ikiniz de bağlanın. Bu direkt aşağı inecek daha sonradan. Aşağısı biraz kazan dairesi gibi bir şey olacak. Buraya bir kapı daha koymam güzel olabilir. Evet. Suyumuz doluyor. Tabii oradaki pipeları da bronze'a çevireceğiz. Ve bunun yanı sıra benim yapmak istediğim bir şey daha var. Öncelikli olarak yemek yemek. Yok ya, şu an yemeyeyim. Şimdi yapmamız gereken şeylerden biri daha. Buraya gelip kendimize bir mesela alloy smelter da gerekecek bana. Evet. Alloy smelter kesinlikle gerekecek. Çünkü bayağı bir bronza ihtiyacım olacak. Wrench burada. Gel bakalım. Sonrasında tabii wrench bana lazım elimde. Nereye koymuşum onu? Ha, hopper. Bir tane chest. Chest görelim. Yarım stack tin. Nasıl iki tane hopper ihtiyacım var ya. Evet. Bu plan için iki tane hopper lazım. Hatta siz de gerekebilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Hopper'ı tabii ki de buraya yerleştirmeyeceğiz. İlginç bir şey olabilirdi. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Aslında bir saniye. Onun için orayı bozmama gerek yok. Şimdi. Nerede? Ben ne alacaktım? Evet. Ama o çıkıştan yokmuş. Neyse şimdi orayı bozalım. Ve tabii ki de yanlış çıkıştan çıktım. Giderken şunu da durumuna göre bakalım hızlıca.
Tam durmuş. Bakalım içine. Evet, çarkol. Birazdan bunları toplarız. Ama kömür sıkıntımızı kesinlikle çözmüş olduk. Şimdilik. Şimdi gelelim buraya. Evet, artık yemek yiyebilirim. Şimdi sen gel bakalım. Tabii burayı kazmak için çekiç, pickaxe kullanmak en mantıklısı. Çünkü küreğime ulaşmaya üşeniyorum. Oh. Kesinlikle örnek almamız gereken biri değilim bazı konularda. Aslında dur. Ranch gel. Ve gene gece oldu. Bunu gene envanterime aldım tabii ki de. Ranch. Ve uyku tulumu. Geç olmadan şu içeride bir uyuyayım hızlıca. Umarım duvarın içine girmem. Bunu dedim ve tabii ki de duvarın içine girdim. Evet. Burayı da kurduğumuza göre Ranch. Ranch'ı nereye koydum ben? Evet. Ve şuraya da ve tabii ki de videonun ortasında gelen mesaj. Şimdi ben şu timleri atacağım. Ve şuraya da şimdiki seni bir kapatalım. Patinler erirken bir şey daha almam gerekecek. Gravel. Tabii ki de envanterimde yer yok. Sizleri geri koyayım. Sizleri. Tamam, 8 stack. Tabii ki de bir tane daha chest gerekecek. Evet. Şimdi kesin sağ tıklarken... Yok, tamam, pickaxe de değilim, o yüzden koymam. Gerçi dur, pickaxe de değilim ama Gravel'dayım. Evet. Koşalım gidelim dört nala. Hey, koşalım gidelim dört nala. Hey. Burası Molten. Ve eğer ben burayı başlatırsam olması lazım. Bunu da işe yaramıyor olabilir. Ya da dur, şu illa gerekli olabilir arada. O zaman sıkıntı.
Small pipe deneyeyim bir de. Çıktı vermiyor. İlginç. Neyse. Bunları bolca üretmemiz gerekecek zaten. Şunun ne olduğunu göstereyim hızlıca. Evet. Bu quest'i de tamamladık. Üzerinde daha hızlı yürüdüğüm bir blok. Bunda pickaxe lazım. Evet. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Şunu bir deneyelim. Bakalım bu oluyor mu? Olmuyor. Da şu. Ups. Evet, bunlar olmuyor. Muhtemelen eksik bir şeyler yapıyorum. Bildiğiniz üzere. Tinkers uzmanlık alanı değil. Şimdi bunu yaptığımıza göre sırada bunları kazmak var. Tabii ki de bu işin uzun kısmı. Bu şekilde kazıyoruz. Burayı sadece. Ve bu bize charcoal veriyor. 5. Evet 8 ve 10 blok kazdık, bize 16 tane charcoal verdi. Yani odun başı daha verimli bir charcoal elde ediyoruz. Garanti iki katı değil ancak yine güzel bir oran veriyor. Ve videoyu burada bitirsek güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.